Yani şimdi hani Torrent gidecek belli. Peki Dursun Özbek ya da Eşref Hamamcıoğlu seçilirse, ki Eşref Hamamcıoğlu geçen seneki Burak Elmas'la girdiği yarışta sıcak bakmıyordu Fatih Terim'e, onu biliyoruz. Yani istemiyordu. Hatta Burak Elmas da seçimi öyle kazanmıştı diyebiliriz. Terim'le devam edeceğini söylemişti. İşte onu da onunla sözleşme imzalayacağını söylemişti ve seçimi kazanmıştı. Şimdi Dursun Özbek seçilirse Fatih Terim geri gelir mi? Ki şöyle bir şey de var. Galatasaray'a ilk imzam ve son imzam diye bir paylaşım da yapmıştı Fatih Terim. Oradan döner mi? Şöyle söyleyeyim. Ne Fatih Terim ne de artık Dursun Özbek bir anda artık hocanın isminin seçim malzemesi olarak kullanılmasından hoşnut değil. Hoca da değil, Sayın Dursun Özbek de değil. O yüzden Eşref Hamamcıoğlu hiçbir zaman Fatih Hoca'nın ismine sıcak bakmamıştı. Ama Sayın Dursun'a kesinlikle bence yapacağı ilk açıklamada, katılacağı ilk programda bunun altını çizecektir. Ben daha önce de söylemiştim, Fatih Terim'in kısa vadede, yakın gelecekte ben Galatasaray'a teknik direktörlük koltuğunda döneceğine inanmıyorum, düşünmüyorum. Belki tribüne çıkıp üst düzey bir yöneticilikle Galatasaray'a geri dönebilir Fatih Hoca. Ama teknik direktör koltuğunda ben Sayın Dursun Özbek de gelsin, Sayın Eşref Hamamcıoğlu da gelsin, farklı bir ismin oturacağını düşünüyorum. Ama Dursun Özbek cephesinin şöyle diyeyim yani Okan Buruk tabii ki ne diyeyim? En yüksek olasılıklardan bir tanesi. Hatta zaten ikinci başkanlık koltuğunda oturacak olan Dursun Özbey'in kazanında Sayın Metin Öztürk de gerçekleştirmişti, ekibi birleştirmişti. Okan Sesin Buruk en yakın kesildi. adaylardan bir tanesi. Sesin kesildi orada Naci. Metin Öztürk'le mi mi görüşmeler gerçekleştirmişti dedin? Şöyle, evet yani zaten iptal olan seçim sürecini düşünecek olursak Metin Öztürk'ün ekibiyle Okan Buruk zaten bir araya gelmişti. Şimdi Dursun Özbek eğer seçilirse Sayın Metin Öztürk zaten Dursun Özbek'in yönetiminde ikinci başkanlık koltuğunda oturacak isim olacak. Yani yerli bir teknik adamla çalışmayı düşünüyor Dursun Özbek cephesi. Ama şunun özellikle altını çiziyorlar. Biz teknik transfer sonra ekibimizle karar vereceğiz ve eğer seçimi konuşursak bunu %100 finalize edip noktayı koyacağız. O yüzden bugün itibariyle işte Galatasaray'ın istediğimiz teknik direktörü Okan Buruk'tur ya da Nuri Şahin'dir gibi bir kararımız olmayacak seçim tamamlanana kadar dediler. Ama bizim tabii ki duyduğumuz ya da görüştüğümüzde konfirme ettiğimiz bazı bilgiler var. Okan Buruk, Nuri Şahin ön plana çıkan isimler olarak gözüküyor Galatasaray'da. Yani yerli bir teknik adamla çalışmayı düşünüyor Sayın Öztürk. Eşref Hamamcıoğlu'ysa biraz daha belki bir yabancı bir teknik adam, kökenli bir teknik adam ya da Okan Hoca ile çalışmayı düşündüğünü biliyoruz. Bu arada sadece Dominik Torrent değil, kim seçilirse seçilsin, onu da altını çizelim. Mesela geçtiğimiz hafta, çünkü bu yönde haberler çıktı. Sportif direktör olarak Pasquale Sensibile'nin de artık Galatasaray'da kalma ihtimali yok. 11 Haziran'da kim başkan seçilirse, Florya'da deyim yerindeyse, tepeden tırnağa hepsi gidecek. Net radikal bir değişime imza atılacak. Artık Galatasaray'ı bilen, bu camiayı, ligi, rakipleri tanıyan bir sportif direktör getirecek başkan adayları.